Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Fetih Suresi 18-23. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Lekad radiyallahu anil mu'minin. Andolsun ki Allah müminlerden razı oldu. İz yubayyi'uneke tahte şecera, ağacın altında onlar biat ettiklerinde. Fe'alime ma fi kulubihim. Allah onların kalplerinde olanı bildi. Fenzele sekinet aleyhim ve onların üzerlerine sekinet indirdi. Ve esabehum fethan garibe ve yakın bir fetihle onları mükafatlandırdı. Ayeti anlayabilmemiz açısından tarihi olay, ayetin anlattığı tarihi olayı hatırlamamızda fayda var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 1400 sahabi ile umre niyetiyle Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. O zaman Mekke müşriklerin elinde. Hudeybiye denilen yere gelindiğinde müşrikler engel oluyorlar. Ve karşılıklı görüşmelerin neticesinde bir barış sağlanıyor. Ama bu barışı sağlamak çok da kolay olmuyor. Önce Peygamberimiz Mekke'ye bir elçi gönderiyor. Gönderilen şahsı dinlemek istemiyorlar. Herhangi bir netice elde edilmiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor. Hazreti Osman'ı da yakalıyorlar ve ona el koyuyorlar. Ancak bu Müslümanlara Hazreti Osman öldürüldü şeklinde yansıyor. Gelmeyince bu yönde bir haber şuyu buluyor. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Semura denilen bir ağacın altında 1400 sahabeden biat alıyor. Onlar tek tek gelip Peygamberimize biatlarını tazeliyorlar ve bu uğurda gerekirse savaşmak, geri kaçmadan savaşmak hususunda ona biat ediyorlar. Bununla alakalı rivayetlerde bazı sahabeler biz ölümüne biat ettik. Yani ölünceye kadar savaşma hususunda biat ettik demişler. Ama genelde rivayetlerde ağırlık olan kaçmamak üzere biat etmek. Yani sebat edecekler ve peygamberi yalnız bırakmayacaklar ve savaşacaklar. Bu konuda biat ediyorlar. Demek ki bu hal Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbeden bir durum. Allah-u Teala'nın rızası İnsanların fiillerine bakan bir durum burada nazara veriliyor. Yani Allah kullarının bazı fiillerinden razı olur. İşte böyle bir vaziyette, o zor günde, kendilerinden daha kuvvetli olan bir düşmanın karşısında savaşmak hususunda peygambere biat etmek, ona bağlılığını takdim etmek, bu insanın zorlanabileceği bir şey. İşte onlar bu zor durumda bu kararı verebiliyorlar ve gelip tek tek peygamberimize biat ediyorlar. Demek ki Allahu Teala kullarının bir kısım fiillerinden razı oluyor. Bununla alakalı bazı olaylar hadislerde de nazara verilir. Yani küçük bir olay Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmeye medar olabilir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çölde yol alan birisinin durumunu anlatıyor. Bu kişi iyice susamış, sonunda bir kuyuya rastlıyor. Ve orada bir kova falan da yok. Kendisi kuyuya iniyor ve kana kana oradan suyu içiyor. Dışarıya çıktığında bakıyor bir köpek, susuzluktan neredeyse ölmek üzere. Köpeğin haline acıyor. Çünkü köpeğin aşağı inip suyu içebilmesi mümkün değil. Tekrar kuyuya iniyor. Oradan ayakkabısıyla su çıkarıyor ve köpeğe içiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı anlatırken şöyle bildirir. Allah onun bu halinden razı oldu ve onun bu fiilinden dolayı onu cennetine koyacak. Demek ki bir köpeği memnun etmek, onu ölümden kurtarmak gibi bir olay bile insanın cennete girmesine vesile olabilir. İşte insanların yapmış oldukları amellerde onun Allah'ın rızasını aramaları gerekir. Buna kısaca ihlas deniliyor. Yani yaptığımız şeyi Allah için yapmak. Allah için yaptığımızda
yaptığımız amel makbul bir ameldir ve kaliteli bir ameldir. Savaş gibi bir durumda Allah için savaşmak veya diyelim ki Allah yolunda vermek gereken bir durumda cömert bir şekilde verebilmek, bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbeden durumlardandır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in çevresinde yer alan ve sayıları 1400'ü bulan bu kişilerin böyle bir olayda peygambere biat etmelerini Allah'ın razı olduğu bir fiil olarak bize anlatıyor. Demek ki böyle olaylar Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbeden, onun medar nazarı olmasına vesile olan durumlar. Ve burada onlar ağacın altında biat etmişlerdi buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir ağacın altında Peygamberimiz onlardan biatlarını kabul ediyor. Bu ağaç Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığından dolayı sahabeler tarafından ve sonraki gelen tabi'in döneminde bayağı meşhur oluyor. Öyle ki bu ağacın oraya gidenler, ağacı ziyaret etmeler, orada daha böyle ibadet yapma gibi durumlar yaygınlaşınca Hazreti Ömer kendi halifeliği döneminde bu ağacı kestiriyor. Bu tabii çok rigid bir karar gibi değerlendirilebilir. Böyle mübarek bir ağaç neden kesildi? Hem de Hazreti Ömer tarafından hatıra gelebilir. Hazreti Ömer onun putlaştırılmasını istemiyor. Yani Allah'a vesile olma noktası ayrı. O ciheti güzeldir. Ama zamanla insanlar bu gibi durumlarda ölçüyü kaçırabilirler. Nitekim mesela mezar ziyaretleri, büyük zatların mezarını ziyaret etmek çok güzeldir. Hem onların manevi feyzinden bizi istifadeye sevk eder, hem de ölümü bize hatırlatır. Çok yönlü kar içinde kardır. Ama zamanla orada metfun olan zattan bir şeyler beklemek, doğrudan onu tasarruf sahibi bir kimse gibi görmek, oraya çaput bağlamak, bez bağlamak, dilek tutmak gibi şeyler, bunlar bidat olan durumlardır. İşte bu gibi durumların olmaması için mesela Arabistan'da Vahhabiler sahabe kabirlerini düzlemişler. Sahabeler mübarek insanlar, peygamberlerden sonra en üst derecede gelen kimseler, ama manayı harfi manayı ismi diye ifade edilen bakış tarzları vardır. Zamanla bunları müstakil tasarruf sahibi kimse gibi görmek, doğrudan onlardan bir şey beklemek, böyle durumlar olabildiğinden bunların kabirlerini düz bir hale getirmeyi Vahhabiler tercih etmişler. Belki aşırı gitmişler, o ayrı mesele, ama kendilerine göre bir haklılık payı da bulunmakta. İşte Hazreti Ömer'in bu mübarek ağacı kesmesi de bu noktadan değerlendirilmeli. Bu açıdan bakıldığı zaman kendisi iyi niyetle bunu yapmıştır. Ta ki Müslümanlar bazı şeyleri zamanla putlaştırmasın. Normalde nasıl sevilmesi gerekiyorsa o ölçüler çerçevesinde sevebilsin. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerinde olanı bildi. Yani kalplerindeki samimiyeti ve imanlarındaki sebatı, bu gibi durumları bildi. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ Onların üzerine sekinet indirdi. Onlara gönül huzuru verdi. Onları mutmain bir hale getirdi. Aslında zor durumlar yaşadılar. Çünkü normalde Kabe'yi tavaf edecekler, Mekke'yi ziyaret edecekler, tamamen bu ümitlerle gitmişlerdi. Bunlar gerçekleşmedi. Ve müheyyiç bazı hadiseler yaşandı. Müşriklerden bir kısmı taarruzda bulunmak istedi. Onlarla bir arbede hali yaşandı. Bu gibi durumlarda gerçekten fevri hareketlerde olabilir. Ortalık birden alevlenebilir. Ama Allah onların kalbine sükunet verdi, sekinet verdi ve böylece bir itminan halinde fevri hareketlerden, taşkınlıklardan uzak bir tavır içine girdiler. Ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve esâbehum fethan garibe, Hayber'in fethi gibi böyle bir fetih nasip etti. Veya doğrudan barışın kendisi de bir fetihtir. Çünkü o barış münasebetiyle daha evvelinde İslamiyet'i bilmeyen nice insanlar barış ortamında Medine'ye gelmişler. İslam'ın ne kadar güzel yaşandığını görmüşler ve Müslüman olmuşlardır.
Halid bin Velid, Amr ibn As ve bunlardan en meşhurlarından iki tanesi bu barış ortamında İslam'a girdiler. Ve meganime kesirat ye'huzunaha ve Allah onların alacakları çok ganimetler onlara verdi. Yani onlar pek çok ganimetlere mazhar olacaklar. Ve kâne Allahu azizen hakime, Allah aziz hakimdir. Yani Allah hükmünün karşısında durulmaz, ona galebe edilmez ve o vermiş olduğu hükümlerde tamamen hikmet sahibidir. Yerli yerince iş yapar. Va'adakumullah meganime kesire te'huzunehe, Allah alacağınız başka ganimetler vaat etti. Yani sadece Hayber ganimetleri değil, ileride başka ganimetler alacaksınız. Allah bunları vaat etti. Fe'accele lekum hâzihi, bunu da size peşin olarak verdi. Yani gecikmeden hemen kısa bir zamanda Hayber'in fethini nasip etti. Böylece size peşin bir mükafat verdim. Ve keffe idiyen nâs ankum, ve insanların elini sizden çektim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 1400 sahabeyle Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktığında 15 günlük bir mesafeyi yol olarak kat etmiş oluyorlar. Mekke'ye yaklaşmış vaziyetteler. Böylece Medine savunmasız kalıyor. Eli silah tutanlar zaten bu sefere katılmış durumdalar. Dolayısıyla civarda Yahudiler var, civarda münafıklar var, Medine içinde münafıklar var. Orada bir takım suikastler olabilir. Hatta Medine'yi ele geçirmek için faaliyetler olabilir. Ama Allah buna fırsat vermedi. İnsanların elini sizden çekti. Bu Allah'ın bir lütfu. Normalde başka olaylar olabilirdi ama Allah buna meydan vermedi. وَلِتَكُونَ اَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, bu müminlere bir ayet, bir ibret olsun diye, bir mucize olsun diye. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, ve sizi doğru bir yola, bir sırat-ı müstakime iletsin diye bunlar böyle oldu, böyle gerçekleşti. Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahu biha, ve daha başkaları, başka ganimetler Allah bunları kuşattı ama henüz daha siz bunları elde etmediniz. Yani sizin elde etmediğiniz ama Allah'ın ise kuşattığı başka ganimetler, Allah onları da size vaat etti. Bunun açılımı İslam tarihidir. İslam tarihinde gerçekten Müslümanlar nice ganimetlere mazhar olmuşlardır. Daha böyle Peygamberimiz döneminde nice zaferler elde edilmiştir. Dört halife döneminde nice zaferler elde edilmiştir. Bunlardan en belirgin olanlardan birisi mesela İran'ın fethi. İran'da Kisralar hükmediyor ve Fars İmparatorluğu dünyanın kuvvetli devletlerinden birisi. Ama neticede kısa bir zamanda Müslümanlar oraları ele geçiriyorlar ve İran tamamıyla Müslüman hale geliyor. Ve Bizans'ın toprakları gün geçtikçe eriyor. Ta İstanbul'un fethine kadar nice yerler böyle fethediliyor. Balkanlar ve Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, daha nice yerlerde bu şekilde İslam toprakları gittikçe genişliyor. Ve bu yapılan savaşlarda pek çok ganimetler de elde ediliyor. Burada tabii ganimet noktasında şunu da belki hatırlamamızda fayda var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine verilen beş özelliği anlatırken bunlar daha öncekilere verilmemişti, bana verildi diyor. Mesela daha önceki peygamberler belli kavimlere gönderilirdi. Ben ise bütün insanlığa gönderildim. Onlar belli yerlerde ibadetlerini yapardı. Ama Allah bana yeryüzünü bir mescit kıldı. Ve bunları sayarken bu nimetleri bir başkasını da şöyle sayıyor. Uhillet liyel ganaim. Ganimetler bana helal kılındı. Burada tabi ister istemez hatıra şöyle bir soru gelebilir. Acaba Müslümanlar ganimet elde etmek için mi savaştılar? Ganimet savaşın bir neticesidir. Yoksa doğrudan savaşın gayesi değildir. Velev Müslüman da olsa ganimet elde etmek için savaş yapacak olursa
Bu cihat değildir. Allah yolunda mücadele değildir. Bu çapulculuk olur. Diyelim ki günümüzde bir takım sömürgeci devletler var. İngiltere bir zamanların üzerinde güneş batmayan imparatorluğudur. Dünyanın her tarafında sömürgeleri olmuştur. Şu anda da kısmen devam etmektedir. Hollanda, Fransa, İtalya bu gibi devletler dünyanın pek çok yerlerinde sömürgeleri olan devletlerdir. Ve bunlar gittikleri yerlere Allah yolunda cihat gibi ulvi bir gaye ile değil, oraların ham madde kaynaklarını sömürmek ve oralardan maddi yönden istifade etmek için bunu yapmışlardır. Mesela bir Afrika asırlarca batılılar tarafından sömürülmüştür. Buralardaki zengin uranyum kaynakları batıya taşınmıştır. Daha diğer doğal kaynaklar batıya taşınmıştır. Günümüzde Avrupa'nın maddi yönden zenginliğinin önemli bir sebebi sömürgeciliktir. Ve bu sömürgecilikle dünyanın her tarafının adeta kanını emmişlerdir. Ancak İslami fetihleri bu manada değerlendiremeyiz. Mesela Osmanlı Devleti Balkanları 400 yıl idare etmiştir. Bu 400 yıl boyunca oralardan elde edilen vergi geliri bellidir, ortadadır. Oralara yapılan masraf da ortadadır. Ve Osmanlı Devleti oralardan elde ettiğinin çok daha fazlasını masraf olarak oralara yapmıştır. Dolayısıyla Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye yaptığı tavsiyeyi de hatırlayacak olursak, Orhan Gazi'ye diyor ki, oğlum diyor, biz bir kuru cihangirlik davasında değiliz. Bizim maksadımız ilahi kelimetullah'tır. Yani Allah'ın dinini her tarafa ulaştırma gayretidir. Sakın bunu unutma, bu gayeden sapma diyor. İşte İslami fetihlerde esas olan ilahi kelimetullah, yani Allah'ın dinini her tarafa ulaştırma, çalışma gayreti, gidilen yerlere adaleti götürmek, oralarda zulüm varsa zulme son vermek, bu gibi gayretlerdir. Yoksa oraları sömürmek, böyle ham madde kaynaklarını elde etmek, bu gibi süfli gayeler değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu manada ganimetle alakalı ayetleri bu açıdan değerlendirmek gerekir. Yoksa başka türlü yanlış anlamalar, değerlendirmeler olabilecektir. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرًا Ve Allah her şeye kadirdir. Allah'ın her şeye gücü yeter. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Eğer o kafirler, müşrikler sizinle savaşmış olsalardı لَوَلَّهُ الْاَدْبَارِ geriye dönüp kaçmak durumunda kalırlardı. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا Sonra ne bir veli ne de bir yardımcı bulamazlardı. سُنَّةَ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ Allah'ın önceden beri kanunu böyledir, sünneti böyledir. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Sen Allah'ın sünnetinde yani kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İşte bu şekilde peygambere muhalefet edenler cezasını bulacaktır. Peygamberin kıblesini istila edenler elbette bunun cezasını çekecektir. Eskiden beri Allah'ın kanunu böyle devam etmiştir. Bu olayda da Hudeybiye meselesinde eğer müşrikler Müslümanlara saldırmış olsaydı ve Müslümanlar onlara galip gelecekti. Demek ki indi ilahide bu böyle takdir edilmiş. Faraza öyle olsaydı arkalarını dönüp kaçacaklardı, mağlup olacaklardı. Cenab-ı Hak Kur'an'ı sahih bir şekilde anlamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Başka bir programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.